Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri arasında gösterilen dış istihbarattan sorumlu Federal Haber Alma Servisi BND'nin Mart ayından bu yana yürüttüğü işe alım kampanyası kapsamında artık son olarak bir bilgisayar oyunları fuarına personel arayışı ile ilgili bir stand açtığı haberi var. Şimdi biz orada işte Alman istihbaratı fuarda ajan arıyor diye böyle başlıklarla bunu konuşuyoruz belki ama öyle midir gerçekten? Burak öyle. Bey ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Böyle ajan aranır öyle. Mı? Tabii tabii. Yani şimdi çok bakın istihbarat servisleri genç ve nitelikli personel bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü genç ve nitelikli bir üniversite mezunu öğrenci bir devlet kurumunda çalışmak istemiyor. Dışişleri Bakanlığı dahildir buna. Yani daha rahat çalışabileceği, hafta sonu yurt dışına gidebileceği, huzurlu evden çalışabileceği, disiplin yani daha çok normal yani bir şey demiyorum. Yani kimse tutup da böyle zor bir kariyerin içerisine girmeyi tercih etmiyor. Giren de maksimum 2-3 sene sonra istifa etme eğilimi çok yüksek. Ben bunu görebiliyorum. Çok normal. Mesela İngiltere'de MI6'de genelde Cambridge mezunları çalışır. Yani son dönemde hiç Cambridge mezunu istihdam edemediklerini duydum. Yani bir eski bir arkadaşlarla toplantıda. Yani bu bütün her yerde sorun. Yani istihdam politikası maalesef bu şekilde. Çünkü gençlerin motivasyonu çok daha tabii farklı. Dünyaya bakış değişti, işe bakış değişti. O yüzden kimse kendisini de zorlamak istemiyor. Zor bir kariyer yani bu. Mesela TSK için de aynısı geçerli. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı da, Milli İstihbarat Teşkilatı da bunlar evet hala Türkiye'de yine kısmen sorun belki yok ama bir gelecek perspektifinde sorun bulacaksınız. Yani mesela şunu söylüyorlar elbette ki başka sahipler vardır. Personel kalitesi düşüyor geçmişte. Bu herkesin şeyidir. Benim jenerasyonum çok farklıydı. Yeni jenerasyonu eleştirir. Ama işte size başvuranların senin dönemin gibi değil. Türkiye 1980 gibi de değil yani. Mesela o dönemde işte Metehan abi TSK, teğmen olmak çok önemli bir kariyerdi. Çok önemliydi mesela Dışişleri Bakanlığı ya da MİT falan. Ama şimdi o kadar çok alternatif var. Çok iyi bir okuldan mezun, çok iyi dil bilen, birkaç dil bilen hatta uluslararası bir şirkette çalışmayı tercih ediyor. Çok yüksek maaş alıp rahat ve konforlu yaşamak istiyor. Ve yurt dışıyla entegre olmak istiyor. Yani sorun budur. Bunu Almanlar da görüyorlar işte. Aynı sorunu Almanlar da yaşıyorlar. Peki rasyonel çözüm nedir? Söyleyeyim size. Buna gelecek dünya. İstihbaratın özelleştirilmesi. Özel istihbarat şirketleri. Bir 10 yıllık yani bunu da göreceksiniz. Türkiye'nin bu konuda kanun altı hazırlaması lazım. Mecbursunuz çünkü. Metehan Demir siz ne düşünüyorsunuz? Dünya o noktaya mı evriliyor artık? Peki Burak şey alamadım. Atı sistemi evrildi bile. özel istihbarat şirketi nasıl olacak? Yani adamlara nasıl güveneceksin? Nereden eski bildik tanıdık mı olacak? O da zor iş ya. O yani da zor iş şöyle yani. Bu Türkiye'deki en önemli soru. Yani o kadar şey saatlerce konuşulabilecek bir konu. Türkiye'deki sorun güvenlik ve istihbarat yapısının kendi ekosistemini oluşturamaması. Kendisinden ayrılanları etrafında tutacak bir ekosistem oluşturması lazım. İngiltere'de, Amerika'da bunu oluşturuyorlar. Mesela ayrılan bir personel üniversitede, özel şirketlerde hem de kurumuyla da uyumlu bir şekilde bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistem içerisinde kalırsanız sorun olmaz. İşte bu da zaman ve kültürle olacak bir şey. Çok uzun konuşulabilir. Doğru. Metehan Demir siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Senin haftalık akşamları katıldığın bizim Haber Global'de program var Burak. Buradan editörlere söyleyeyim de bu artık saatlerce dediğin gibi konuşulsun. Ama millet tabii senin karşısında ne söyleyecek bilmiyorum işin uzmanı olarak. Ben şimdi bir şey... eskiden böyle hatırlıyorum da çocukluğumuza gelin. İşimizde hep hala da duyarız. Burak sen de duymuşsundur bunları. Şey derlerdi, abi adam benim tanıdığım var, MİT'te çalışıyor. Cüzdanında 20 tane kimlik kartı var. Ya o zaman da kafama yatmazdı yani böyle bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Al 20 tane kart, hangi göreve göre kafana göre doktor, avukat, işte diğer kimlikleri kullan falan. Daha sonra çok sık şekilde haberlerde gördüğümüz üzere hala da görüyoruz. Kendini MİT personeli gibi tanıtarak etrafı dolandıranlar. Yani sıkı işler... Adam girmeden bunun üzerinden rantı nasıl sağlayayım? Kadınları etkileme üzerine kullanıyor. Bir sürü şey var ya açın bakın yani yazın. Şimdi hatırlatmaya gerek yok bile. Ama genel olarak bakıldığında tabii dünyada istihbarat meselesi bildiğim kadarıyla
teknik istihbarat var, işte sinyal istihbaratı var, değil mi? Açık istihbarat var ve tabii işte yani teknolojinin tüm olanaklarını kullandığı istihbarat dalları var. Bir de insan human dedikleri insan istihbaratı var. Ve insan istihbaratının tabii bu haber elemanı, informant dedikleri şeyler falan haricinde bunları yönetebilecek bir mastermind'ın bir istihbarat merkez yapısının da oluşması gerekiyor. Orada da bu işleri yorumlayabilmek, gelecekle ilgili perspektif sunup siyasi otoriteye bunlar riskler diyebilmek için kafanın acayip çalışması lazım. Çok objektif, apolitik, yani politikaya hakim ama hiçbir tarafa angaje olmadan doğru ulusal menfaati, milli vatan menfaati için yönlendirebileceğim bir akla sahip olman lazım. Bu herhalde oyun fuarındaki arkadaşlar hackerları falan arıyorlar. Yani herhalde ya oradan onları arıyorlar. Yoksa oyun fuarında abi burada ilgisi olan işte Roblox oynayan var mı? Neydi oyunlar işte bizim zamanımızda Atari vardı ya işte Pac-Man. Metehan Bey, afişler böyle asmışlar. Teröristlerin peşindeyiz. Onları bizimle bulun yazıyormuş mesela birinde. Birinde hayalet BND tarafından aranıyorsun ama ekibin bir parçası olarak. Böyle alışılmışın dışında herhalde çocuklara, gençlere cazip gelecek böyle afişler basmışlar. Ama sadece işte ajan aramıyorlarmış. Farklı farklı her koldan çalışan lazımmış anladığımız kadarıyla BND'ye. Ama bilmiyorum gençlerin dikkatini çeker mi? Cazip kılınır mı? Nasıl cazip kılınacaktır yeni nesil gençlere? Afişte tavlayamazlar. Değil mi? Z kuşağından bahsediyoruz. Farklı farklı daha farklı bir çalışma prensipleri var diye bilmiyorum. Burak Bey ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani maddiyat gençler için elbette önemli ama bir istihbarat alanında uzmanlaşabilmek için varınızı yoğunuzu da koymanız lazım. O kadar da kolay değil. Evet. Herkes de yapamaz. Yani işte ya şimdi bu jenerasyonların farkı. Yani mesela bakın çok evet. Tipik bir örnek veriyorum. Ders verirken biz not alırız elimizde evet. Not alırdık. Şimdi ben öğrencilerin %70'i not almıyorlar. Cep telefonuna not alıyorlar mesela. Hmm. Elleriyle böyle tık 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 yazıyorlar. Hızlı hızlı benim söylediklerimi yazabiliyorlar. Yani şimdi bana çok tuhaf geliyor ama öyle alışmışlar. Aynen. Okumaktan kaçıyorlar. Bir videoyu en fazla 15 saniye, 20 saniye izleme eğilimi var. TikTok neden bu kadar şey? İşte mesela öyle düşünün. Aynen. Onlara çok kısa sürede çok mizahlı bir şey vermeniz lazım. Ve az eziyet çekecekleri, emek harcayacakları. Maalesef bakın. Buna göre sisteminizi inşa etmeniz lazım. Gerçeklik budur. Yani bunu eleştirirseniz sorunu çözemezsiniz. Tabii. Ya bunu kabul edip buna yönelik çözüm üreteceksiniz ya da bence o zaman sistemi tıkacaksınız. Dinozor olarak adlandırılacaksınız. Şimdi o zaman istihbarat servisinizde eğer böyle bir durum söz konusuysa ya da mesela dışişleri bürokrasisi içinde ya da güvenlik bürokrasisi diğer hepsi içinde o zaman sizin de sistemi oyununa yani kuralına göre oynamanız lazım. Dolayısıyla sisteminizi revize etmeniz lazım. İşte özelleştirmedir, dışarıdan outsourcing dedikleri dış kaynak kullanımıdır. Hı hı. Gençleri çekecek olan bu insan kaynakları politikasıdır. Daha yüksek maaşlardır. Yani bu noktada çeşitli çözümler üretmek zorundasınız. Ya bunlar da insan kaynakları departmanlarının sorunları ya da akademik alanda çalışma yapanların meseleleri. Mesela Türkiye'de İstihbarat Akademisi kuruldu. Mesela bu istihbaratın özelleştirilmesini enine boyuna bir tartışabilirler. Çünkü bu bir gerçekliktir. Türkiye de bundan uzak duramaz ve yapmak durumundadır. Benim açımdan mesele bu. Yani Almanlar da bir şekilde çözüm arayıştı. Bu fuarda onların çözüm arayışları. Mesela Richard Moore'un Twitter'ı bu kadar MI6'in direktörü kullanmasının temel sebeplerinden bir tanesi de kurumu sempatik göstermek istemesidir. Çok mu boş vakti var da Beşiktaş muhabbeti yapıyor? Kendisi bile atmıyordur o tweetleri. Yani arada belki Eşref saatine denk gelince bir şey yazıyordur da yani onların hepsi bir iletişim stratejisinin ürünü. Yani burayı normal göstermek, gençleri nereden yakalayacak? Oyun fuarından yakalayacak, sosyal medyada yakalayacak. Aynen böyle. Gidip üniversitede akademik bir toplantıya katılıyor. Mesela bu da aynı perspektiften düşünülüyor.